Akdeniz Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi'nde 40 günden bu yana 3 intihar gerçekleşti. 3 gencimiz hayatını yitirdi. Ve bu gençler aynı yurtta kalıyorlardı. Fakat annelerinin, babalarının, kardeşlerinin bir tanesi olan bu genç kardeşlerimiz hayatlarının baharında yaşamlarına son verirken kendilerine, anılarına bir kedi yavrusuna verilen değer verilmedi. Konu araştırılmadı. Bunalıma girdi, intihar etti denilerek geçiştirildi. Bu konunun üzerine gitmek için Sayın Rektör neyi bekliyor? Kaç öğrenci? Kaç öğrencinin ölmesi gerekiyor? Sayın Rektör, kaçıncı öğrenciniz intihar ettikten sonra bu konunun üzerine gideceksiniz? Bravo. Bakın, 11 Mayıs'ta Halil Gülcan kardeşimiz intihar etmiş. Biraz önce kardeşiyle konuştum. Dedi ki eşyalarını yurt yönetimi bize, aileye teslim etmedi. Bir arkadaşına vermişler. Biz gidip arkadaşının evinden aldık. Rektör hanım, sizin çocuğunuz yok mu? Bir acılı aile buraya geliyor. Onları bizzat yurt yönetiminin değil, bu çocuklar size emanet edilmiş. Niye karşılamıyorsunuz? Niye gereken özeni göstermiyorsunuz? Hayatta kalmasını sağlayamadınız. Hiç olmazsa vefatından sonra saygı gösterin bu çocuklara. Ailelerine saygı gösterin. Evet. Emre Kandemir 10 gün sonra 21 Mayıs'ta intihar ediyor. Neden intihar ettiği belli değil. Yurtlarda bir tarikatın baskısından bahsediliyor. Bununla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Sosyal medyadaki iddialar doğru mu? Gerçekten böyle bir baskı var mı? Biraz önce Halil'in abisiyle görüştüm. Dedi ki bana sürekli yurtta çıkan yemeği yemediklerini ve kimsenin yemediğini söylüyordu. Rektöre önerim şu. Ailesini de alsın, gelsin. Bu çocuklara layık gördüğü yemeği kendisi de akşamları yesin. Bakalım böyle devam edecek mi? 10 Haziran'da Muhammed Kaya kardeşimiz intihar ediyor. Evet. Artık kapsamlı bir soruşturma başlatmanın zamanı geldi. Geçiyor. Öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir zenci cinayetinden sonra siyah yaşam önemlidir diye sokağa çıkıp protesto ettiklerini hepimiz gördük. Tedbir almanız için öğrenciler de öğrenci yaşamı önemlidir diye dışarı mı çıkmalı? Bunu mu istiyorsunuz?
Biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Sadece Akdeniz Üniversitesi'nde değil, her yerde bu konunun ve benzeri konuların üzerine gideceğiz. Sadece gençlerimiz intihar etmiyor. Sevgili gençler, geçen sene 121 tane polis intihar etti. 121. Bu senenin ilk 5 ayında sayı 29'u geçti. Türkiye bir intihar toplumu oldu. O kadar büyük adaletsizlikler, o kadar büyük baskılar var ki, ekonomik kriz o kadar derin ki, ayrıştırma o kadar ağır ki, gelecekle ilgili umutlarını yitiren insanlar eskiden olduğu gibi yasar kasa atmıyorlar, intihar ediyorlar. Ancak umudunuzu yitirmeyin. Atatürk bu ülkeyi size emanet etti. Onun size emanet ettiği bu ülkeye sahip çıkın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.